Merhabalar. Hep ben hastalarıma büyük yeşil yapraklı sebze yemelerini söylerim. Ve aklıma gelen ıspanağı da unutmuşum. Onun için de bunu küçük bir not olarak eklemek istedim. Tabii ki bizim bildiğimiz ıspanak maalesef günümüzde yaygın olarak kullanılmıyor. Özellikle gençlerin ıspanağa karşı büyük bir ilgisizliği var. Sonuçta da eski bir kahramanı anacağız. Bir kere her şeyden evvel bu videoda aklınızda kalması gereken ıspanakla ilgili en önemli şeyi başta söylemek istiyorum. 100 gram ıspanakta vitamin C ihtiyacımızın %31'i, A vitamini ihtiyacımızın %52'si var. Vitamin K ihtiyacımızın ise 4 katı var. Özellikle A vitamini olduğu için dikkatinizi göze çekiyorum. K vitamini de kan sulandırıcılık kullananlar için dikkat etmesi gerekiyor. Ama çok fazla ıspanak yemeniz lazım. Her günkü kan sulandırıcı ilaçlarınız bozulsun. Ama görüyorsunuz C vitamini ve A vitamininden oldukça zengin. Bu arada söylemem lazım, kardeşi pazı C vitamininden çok daha fazla zengindir. Gene sebzeler ve meyveler söz konusu olduğu zaman şunu söylememiz lazım. Maalesef tarımdaki sulamadaki kirlilik nedeniyle sebze ve meyveleri bir gece suda bekletmenizi öneririm. Gerçekten ciddi bir sıkıntı var. İçindekilere baktığınız zaman genelde çok fazla kalorisi olmadığını görüyorsunuz. 100 gramı 23 kaloridir. Gördüğünüz üzere %1 yağ, %6 protein, %6 karbonhidrat, %6 lif, %1 şeker var ve 100 gramı 23 kalori. Özellikle kalsiyum, fosfor, magnezyum, manganezden az miktarda zengin ama asıl hikayesi dediğim gibi A ve C vitamini ve K vitamini. En önemli konu bu. Tabii içinde içerdiği antioksidanlar itibariyle önemli fakat karotenoidler var. Lütein var ve zeaxanthin var. İşte A vitamini ile beraber bunların hepsi bir araya geldiği zaman göz hastalıklarında lütein gibi aynı şekilde daha önce anlatmıştım size A vitamini ile ilgili bir videoda. Bunun yanında da kanser ve hipertansiyonda da koruyucu özelliği olduğu iddia ediliyor. Bunun içinde başka maddeler de var. Onların içerisinde kanferoprol ve kuersetin ve nitrat var. Nitrat özellikle hipertansiyon etkili olması açısından dikkat çekici. Çünkü nitratlar damar duvarlarını, kasları gevşetiyorlar. Damarlar genişliyor, tansiyonu düşüyor. Dolayısıyla tansiyon olanlar tüketebilir. Kuersetin de fenol bileşikleri içerisindeki flavonoidlerin en etkili olanlarından bir tanesi. Yalnız ıspanakla ilgili bir soru var. O da şu. Kalsiyum ve oksalat içeriği biraz fazla olduğundan dolayı böbrek taşı yapabilir. Böbrek taşı olanların çok fazla tüketmemesi önerilmektedir. Tabii ki eski kahramanımıza geri dönelim. Çoğu insan bilmez, gençler hiç bilmezler ama Temel Reis bir ıspanak konservesi markasının kahramanı iken çizgi film dünyasına adım atmıştı. Demir ye güçlü ol diye bir sloganı vardı. Halbuki demir ıspanakta 0.8 mg ve oldukça az. Efendim benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.